Herhalde Türkiye'de şu anda hukuk devletinin yürürlükte olduğunu söyleyemeyiz. Şu anda bir şahıs devleti var ve o şahıs devletinin gerekli gördüğü hukuki uygulamalar, ceza uygulamasında başta olmak üzere onlar uygulanıyor. Dolayısıyla bu daha önceki dönemlerle kıyasladığımızda şimdi bambaşka bir, tam başka demeyelim çünkü evvelden de istisnalar, ceza hukuk devletine dışına çıkan uygulamalar, demokratik olmayan uygulamalar evvelden de vardı ama şimdi bu sistematik hale gelmiş durumda ve hemen hemen bütün hukuki yaptırımlarda ceza uygulaması başta olmak üzere herhangi bir rasyonel, hukuka uygun, yürürlükteki yasalara, kendi koydukları yasalara uygun uygulamalar yapılıp yapılmayacağı konusunda hiçbir öngörüde bulunmak mümkün değil. Bu bir rastlantısal, tamamen şahıs devletinin kendi gördüğü, gerekli, kendisi için gerekli gördüğü uygulamaları istediği gibi hayata geçirebildiği bir yapı. Dolayısıyla eskisiyle karşılaştırmanın pek bir anlamı yok çünkü bir benzerliği olan bir şey değil. Yalnız şunu söyleyebilirim, tecrit uygulamaları, özellikle Abdullah Öcalan'la ilgili yürütülen tecrit uygulaması yürürlükteki yasalara da aykırı bir uygulama. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında normal koşullarda ilk 15-20 yıl belki diğer mahpuslara nazaran dış dünya ile ilişkisi, görüşme imkanı daha kısıtlı olabilir ama hiç görüşme imkanının olmadığı bir düzen yok bizim ceza yasamızda. Dünya ceza yasalarında böyle bir şey yok. Bunu yıllardır fütursuz biçimde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konudaki görüşlerini, kararlarını da çiğneyerek bir dizi başka davada olduğu gibi bir fiili durumu yürütüyorlar. Tabii bu tecrit uygulaması sadece açık biçimde Abdullah Öcalan'a ve onunla beraber İmralı'da tutulan mahkumlara, ki şu anda kaç mahkum olduğunu bilmiyorum, uygulanırken buna benzer uygulamalar daha kesintili olmakla beraber diğer hapishanelerde de çeşitli nedenlerle uygulanıyor biliyorsunuz. Yani bahaneler yaratarak infaz yasasının koşullu tahliye imkanı verdiği mahpuslar tahliye edilmiyorlar. Çeşitli gerekçeler icat ediliyor. Hasta mahpuslar tahliye edilmiyorlar. Bütün bunlar ceza uygulamasında bir keyfi, bütünüyle keyfi bir uygulama olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan o bütünüyle keyfi uygulamanın bir başka cephesi de siyasi nedenlerle mahkum olan kişiler terörist yaftası altında hiçbir erken tahliyeden yararlanmazlarken son infaz yasasındaki değişiklikler de gösterdiği gibi adi suçlular çok daha erken tahliye edilebiliyorlar. Burada da gerçekten iktidarın siyasi olarak ceza yasasını bir baskı ve tetiş aracı olarak kullandığını görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Abdullah Öcalan'ı terör eylemlerinin örgütleyicisi olarak yaftaladığı andan itibaren yurt dışındaki devletler açısından kendisiyle destek teması kurulması mümkün olmayan kişi konumuna geldi. Ama buna rağmen kendisine yöneltilen suçlar ne olursa olsun tecritin bu şekilde devam etmesi, yani ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış bir kişinin bile 2 yıldan fazla bir süredir bildiğimiz kadarıyla, en azından yani bile bildiğimiz kadarıyla ailesiyle ve avukatlarıyla hiçbir şekilde görüştürülmüyor olması başlı başına bir anayasa suçudur aslında. İnsan hakları suçudur. Ama dediğiniz gibi buna yönelik Avrupa Birliği devletlerinden, Avrupa Konseyi, Türkiye'nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi
üyesi devletlerden bir herhangi bir tepki, resmi açıklama gelmiyor. Bu bunu bir real politiğin çok üzücü bir tezahürü olarak not edeceğim.